Bu görsel dersimizde SQL Plus ile Oracle veri tabanına bağlanarak sorgu hazırlayacağız ve bu sorguyu SQL uzantılı bir dosya olarak bilgisayarımızın hard diskine kaydedeceğiz. Daha sonra bu kaydettiğimiz SQL dosyasını tekrar SQL Plus aracılığıyla basit bir şekilde çalıştıracağız. Birkaç yöntemini öğreneceğiz bunun. İlk olarak SQL Plus kısa yolu benim masa üstünde. Bunda Windows 7'de dikkat etmeniz gereken şey şu. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırmanız. Yönetici olarak çalıştırmazsanız bilgisayarınıza o dosyaları oluşturmak için gereken izni vermemiş olursunuz SQL Plus'a. Yani SQL dosyasını sizin arka planda C dizinine kaydetmek için gerekli izni vermemiş olursunuz. Haliyle hata alırsınız. Şimdi HR ile bağlandım ve SQL kodumu yazacağım. Select yıldız from kısa olduğu için, daha az veri barındırdığı için regions'ı çalıştırdım. Şimdi bunu kaydedeceğim. Save diyorum. Bir boşluk bıraktım. Bir adını verdim ve çalıştırdım. Gördüğünüz gibi create file 1.sql dedi. Peki bu SQL dosyası nereye kaydoldu? İyi güzel kaydoldu fakat nereye? Bunu bin klasörüne bakıyorum. Gördüğünüz gibi yerel disk içerisinde app live trainer benim bilgisayarımın adı. Product içerisinde 11.2 db home 2 bin içerisinde 1.sql dosyası. Açıyorum bunu düzenle diyerek. Gördüğünüz gibi select yıldız from regions. Sorgum burada yazıyor. Normalde bu live trainer içerisinde de olabilir. Düzeltiyorum. Buradaki değil. Belgelerimdeki buradaki live trainer içerisinde de olabilir. Bu bilgisayarınızın ayarlarına göre değişebilir. Şimdi az önceki kısma geldik tekrar. 1.sql dosyasını siliyorum. Şimdi farklı bir sorguyu hazırlayalım ve onu kaydedelim. Select yıldız from employee dedim. Daha çok veri olsun. Save dedim. Bu da çalışanlar isminde olsun. Çalışanlar dedim. Gördüğünüz gibi kaydoldu ve burada gördük. Şimdi bunu tekrar açalım. Kontrol edelim. Gördüğünüz gibi sorgu burada yazıyor. Sorgumuz başarılı bir şekilde kaydoldu. Peki bunu daha sonra tekrar nasıl çalıştırabiliriz? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Birkaç yöntemi var. İlk olarak ekranı bir temizleyeyim. Clear screen diyorum. Ekranı temizledim. Şimdi calisanlar SQL dosyamı get calisanlar şeklinde çağırıyorum. Gördüğünüz gibi get calisanlar dedim ve benim calisanlar SQL içerisindeki SQL kodumu aldı ve SQL buffer'dan getiriyormuş gibi ekrana bastım. Şimdi bunu R ya da run ile rahatlıkla çalıştırabilirim. Gördüğünüz gibi R ile çalıştırdım. Bunu farklı bir yöntemle daha çalıştırabiliriz. Bu da start ile çalıştırmak. Start calisanlar diyorum. Bu da 5 yöntemiyle çalıştırma. Yani iş dosyası şeklinde çalıştırma. Start ile çalıştırdım. Yine aynı işlemi gördüm. Clear screen diyerek tekrar sildim. Şimdi üçüncü farklı çalıştırma yöntemini kullanalım. Bu da başına et işareti koyarak, yani bir değişkenmiş gibi
et işareti koyarak calisanlar yazmak. Gördüğünüz gibi calisanlar yazdım. Başarılı şekilde çalıştı. Daha sonra ondan önce clear çalışanlar, start çalışanlar yazdım. Gene istediğim sonucu aldım. Ondan önce get çalışanlar yazdım. Gene istediğim sonucu aldım. Yani SQL Plus ile kullandığımız sorguları, örneğin çok yoğun kod içeren bir sorgu hazırlamışızdır ve bunu arka planda saklayıp daha sonra belki tekrar kullanmak isteyebiliriz. Bunu SQL dosyası olarak saklayıp daha sonra istediğimiz şekilde gösterdiğimiz 3 yöntemle de çalıştırabiliriz.